Herkese selamlar dostlar. 3 Kasım 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelemiz var. İdeallerinden yüksek oranlarından bahsedeceğiz. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Şöyle güzel bir raporumuz var. Hemen hızlıca anlatmak istiyorum. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var. Öncesinde bilen arkadaşlarımızı açıklayalım. Cumartesi günü Barcelona maçının skorunu bilen arkadaşımız Anıl Uğurlu arkadaşımız. Pazar günü skor bilen arkadaşımız Villarreal maçı Mehmet Berk ve Temiz arkadaşımız. Son Liverpool maçını bilen arkadaşımız da S2 Eray isimli arkadaşımız. Bu arkadaşlar Instagram üzerinden mesaj atarsa Kasım ayı boyunca katı Telegram gruplarımıza dahil edelim. Ve bir maç skoru yarışması yapalım ve bilen iki arkadaşımızı katı Telegram gruplarımıza alalım. Dinamo Kiev Fenerbahçe maç skoru ne olur sizlere sorduk. Bilen iki arkadaşımızı katı Telegram gruplarında Kasım ayı boyunca misafir edeceğiz. Katılacaklara bol şanslar. Geçtim bunu. Arkadaşlar açıklama kısmında herkese açık Telegram grubumuz var bildiğiniz üzere. Oradan da 3900 kişi falan var. 4000 kişiye yakın arkadaşımız var. Sizler de gelebilirsiniz. Dün bir tane NBA kuponu verdik mesela. NBA kuponu başarılı oldu. Dün rollingimiz başarısız oldu. Onu bah ondan bahsedeceğim birazdan. Böyle telafi anlamında burada bir NBA kuponu yayınladık biz. Yazısıyla birlikte başarılı oldu. O şekilde sizler de gelip burada ara ara canlı bahisler de atıyorum. Video düştüğü zaman bildirimini de buraya atıyorum. O yüzden sizler de tıklayıp gelebilirsiniz. Ücretsiz canlı grubumuza. Burada ara ara dediğim gibi kuponlar ve canlı bahisler ataraktan da ek kazanç elde etmek için sizler için çabalıyoruz bilginize. Pazar gününün yüksek misilleri ekrana gelsin. Pazar günü 3 tane yüksek misli verdim. Üçüne de çok güveniyordum daha doğrusu. Aslında baktığımız zamanlar Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarına çok güvendiğim için yüksek misliler bir tanesini ayrı ayrı verdim zaten 2 etti. Avrupa yüksek mislisi de maç sonu 1.5 üst maç sonu 1.5 üst olarak değerlendirdim. Onlar da başarılı oldu arkadaşlar. Pazar günü yüksek misli zaten çok güzel kazandırdı. Değerlendiren katılar, katılan herkese tebrik edelim diyelim. Pazar günü yüksek mislisini hatasız geçtik. Pazartesinin kombinine baktığımız zaman da Pazartesi tek bir kombine çıkardım. Video çekmemiştim. Başakşehir 4.5 altında 1 olarak değerlendirdim. 1.58 gibi orandan. Verona'nın da atacağı 1 gole girdim. 1 33 orandan toplamda 2.10 gibi orandan. Katıl Telegram grubumuzda pazartesi kombinimiz başarılı bir şekilde geldi. Tebrik edelim. Geçtim bunu da. Salı günü yani dün yüksek misilene yaptık. Frankfurt mücadelesinin KG varını verdim. Güveniyordum bunu. Youtube'da da anlattım. Hatta katılana kombinesine de ekledim bu maçı. Başarılı oldu bu Frankfurt KG varımız. Yüksek misli ise Liverpool'un bir buçuk üstü. Rangers'ın maçının bir buçuk üstü. Victoria Pizze'nin maçının da bir buçuk üstünü olarak da verdim. Liverpool maçı 90 artı 7'de attı da geldi 2-0 öyle bitti. Biraz şans ya üstüne de yazdım tamamen şansa geldi dedim. Kimin şansı bilmiyorum ama tamamen şansa geldi. Yüksek misli yine kazanç elde ettik burada. Hata, hata, hata yapmadık. Bu ay sanırım yatmadık yüksek misli de. 3 Üç günün 3'ünde de fulledik galiba. Ee, yüksek misin amacı dediğim gibi yüksek basıp yüksek almak, kar sermaye yapıp en güvendiğimiz maçları zaten yüksek misli de en indirgen bir şekilde değerlendirmesini sunuyoruz bilginize. Geçtim bunu. Salı kombinesine baktığımız zaman da iki tane kombine verdim arkadaşlar. İkisi de başarısız oldu. Ee, bu hangi maç ya? Bu farklı maçı eklemiş. Dünkü bu Ekrandaki pazar kombiyeleri de burada yine aynı şekilde Fenerbahçe'nin de bir üstü. Lyon maçının KG varı patlamıştı mesela. Beşiktaş maçından maç sonra bir üstünü almıştım. Villarreal'in KG'si patlamıştı. O şekilde gitti. Geçtim bunu da. Rolling gördüğümüz arkadaşlar dün başarısız oldu bildiğiniz üzere. Dün rolling gördüğümüzü yaptık. Ajax maçını 3.5 alt olarak değerlendirme altından almıştık. Maç 2-0'dı. Dakika 87 ve dakika 89'da gelen gollerle birlikte başarısız oldu. Son dakikalarda 2 gol gelmesi, 2 dakikada son dakikalarda 2 gol gelmesi başarısız oldu. O kadar da tahmin edemedik. Ben alt bekliyordum açıkçası mücadeleyi. Tam 2-0 bekliyordum. Maç bir anda 3-1'e geldi. Kusura bakmayınız. Rolling 4'ümüz başarısız oldu. Onun dışında canlı Telegram odasında da canlı maçlarla birlikte iyi bir şekilde ilerliyoruz. Zaten izlediğimiz maçları 3 ekrandan takip ettiğimiz ben sadece ben 3 ekrandan takip ediyorum. Diğer ekran arkadaşlarımız aynı şekilde takip ediyor. O yüzden değerlendirecek herkese burada canlılardan iyi bir şekilde gidiyoruz. Değerlendirecek herkese bol şanslar gelecekleri de başarılar dilerim. Toplamda 8 adet mücadelem var. Sizlerden ricam artı 400 seviyesinde bir like atmanızdır. Artı 400 seviyesinde like gelirse aynı şekilde bir rolling serisi daha başlatırız. Veya kombine olarak da devam ederiz. Sizlerden ricam like'ları hemen orada basmanız, tıklatmanız. Kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Şimdiden bol şanslar. Başakşehir his mücadelesiyle başlayalım. İskoçya takımı his takımı burada. Başakşehir zaten bizim takımız. Başakşehir'in son dönemlerdeki oyunu Emre Belezoğlu bir Sivas maçı sonrası takıma bir fırça çekti. O fırçayı hep anlatıyorum. Son maçta pazartesi günü de onu örnek alarak verdim ben zaten. O günden böyle takım iyice bir düzene girdi artık. Rehavete kapılmayan bir Başakşehir takımı var. Zaten ilk maçında 4-0 gibi skorla net bir skorla kazandı. Rahat kazandı. Rakip kalede çok rahat pozisyonlar buluyordu. Burada bir Fiorentina'nın bizi yakalama şansı var fakat çok farklı galip gelmesi lazım. Ben burada Başakşehir'in de galip geleceğini kendi evinde 2-0-3-0 ayarında bir skor beklediğimden dolayı biraz da, biraz da yüksek orana gitmek istedim burada. Handikap biri burada 1.58 gibi orandan idealden öneriyorum sizlere. Değerlendirecekler bol şanslar. Diğer mücadelem Rigastik olaylar Fiorentina mücadelesi. Fiorentina son dönemlerde toparlandığını zaten söylemiştim sizlere. 2-1 skorla Spades'e karşısında galip geldi. Son dönemdeki oyunları çok iyi ciddi anlamda. Yani son 4 maçını izleyin. Skora yansımadı. Fakat güzel maçlar oynadı. Yani oyun olarak bir şeyler vaat etti bizlere. Rigas'ta oynayacaklar. Burada da galip gelmek isteyeceklerdir. Fakat burada handikapına gidemedim ben. Şöyle bir tercihe gittim. 1.33 oranı var. 2 ve 1.5 üst olarak değerlendirdim. Yine burada ideal kadroyla çıkıp çok atmak isteyecektir ki ilk maçta 1-1 gibi berabere bitti. Çok inanılmaz pozisyonlar kaçıldı. Maçın özetini izledim ben. Çok kaçırdı. Bu sefer bence kaçırmaz dep basmanda da olsa en az 2 gol atarak kazanmasını bekliyorum. Erken seans maçıdır. Bunu şöyle biraz ufak değerlendirdim. Çok güvenmiyorum açıkçası. Üçüncü maçım Trabzonspor'la Ferencvaros mücadelesi. Trabzonspor'un gruptan çıkma şansı var. Özellikle ikinci çıkma şansı var. Zaten üçüncü burada bir çıkma ihtimalimiz de var da ikinci çıkma şansımız da var burada. Beraberlik bile alsa en kötü UEFA'ya gidiyor yani Trabzonspor burada. French Faroş da oynayacak burada. French Faroş son maçına baktım rotasyona gitmiş. Takımdaki en önemli isimleri ve golcü isimleri dinlendirmiş. Trabzonspor'a baktığımız zaman da son mücadelesinde 1-0 kazandı. Onun dışında bay geçişten bir Trabzonspor vardı. Ligde maç oynamadı. Son mücadelesinde zaten mağlup olmuştu aynı şekilde. Burada ben Trabzon'un dinlenmiş bir Trabzonspor olduğundan dolayı kendi evinde coşkulu bir Trabzonspor bekliyorum. Bakın zaten maçın favorisi biziz. Fakat ben Ferenc tarafından da gol bekliyorum açıkçası. Onlar da bir liderlik mücadelesi veriyor. Deplasmanda gol atmaları bence normal olacaktır. 1.49 gibi oranla idealden KG var tercihini aldım. Onun dışında bir yüksek oran denemesi yapalım mücadeleyi. Benim skor beklentim 2 birlik bir Trabzonspor galibiyeti. Burada handikap 0'ı 3.35 gibi orandan. Yani tek farklı Trabzon galibiyetini değerlendirebiliriz. Onun dışında skor olarak da şurada ilk maç sonu 2-1'in oranı da 7-11 gibi oranı var. Bu da aklınızda bulunsun. Ben Trabzon tarafındayım zaten bu maçta. Feyenoord'la Lazio mücadelesi yine güzel ma güzel geçebilecek maçlardan bir tanesi. Grup aşamasına baktığımız zaman da kim kime dumduma artık bu maçlarda. İkili avarajlar, puanlar aynı şey dünkü şey maçı gibi düşünebilirsiniz bu mücadeleyi e, Tottenham maçı, Frankfurt maçları o grubun aynısı aynı şekilde. Yine son maçları olduğu için yani riskler alınır, goller gelir gibi düşünüyorum. Özellikle Feyenoord takımı kendi evinde baskılı oynadığı zaman gol attığından sonra da devam eden bir takım. Aynı şekilde Lazio da bulabilir fakat Lazio tarafı bana çok güven vermiyor bu sezon. Lazio'nun maçlarını da kolay kolay almam. Ben burada Feyenoord'dan dolayı bu mücadeleyi 2.5 tercihini değerlendirme altına aldım. 1.50 gibi orandan tek tercih. Karabağ ile Freiburg mücadelesi. Karabağ'ın son mücadelesine baktığımız zaman da ligde oynadığı maçta yine ideal isimlerin hepsini dinlendirdiğini görüyor. Zubir, Kadi, Kavabemba gibi isimlerin hepsini dinlendirdi Karabağ takımı. Freiburg ile oynayacak. Gruptan çıkma ihtimali var. Hatta gruptan ikinci çıkma ihtimali de var bu maçı yendiği takdirde. Çünkü arkada Nant takım var. Bir beraberlik veya diğer maçın skorunu beklemek istemeyecektir bence. Karabağ burada galibiyeti oynayacaktır diye düşünüyorum. Freiburg'un da gücü var bence. Yani Karabağ'ı yenebilecek bir gücü var mı? Var. Ama ev sahibi taraftarının Karabağ'ını burada Azerbaycanlılar zaten e, fullüyor. Karabağ'da muazzam bir ilgi var. Özellikle Avrupa'da. Avrupa'da iyi işler çıkaracaktır. Liginde zaten hiçbir maçını kaybetmedi. Liginin üstünde bir takım zaten oyun olarak burada. Karabağ'ın ben burada atacağı golü ve yiyeceği golü bekleyeceğim. Maçın beklentisi 2-2 skor olduğundan dolayı. Ben de burada idealen bir KG var tercihini değerlendirme altına aldım olası bir Karabağ galibiyeti de denilir. Onu yüksek oran grubunda bir değerlendirme altına alacağım. Şöyle veya evin 2 golü şekilde bir yüksek oranı gideceğim. Ama idealden KG var tercih alınabilir bence bu mücadelede. Dinamo Kiev ile Fenerbahçe. Bu maçın maç skorunu sizlere sorduk arkadaşlar. Maç skoru ne olur diyerekten de. Ee, bakalım güzel bir maç olacak. Fenerbahçe'nin ben galip gelmesini bekliyorum. Hatta ana tercihim burada deplasman 1.5 üstte değil de doğrudan Fenerbahçe'nin galibiyeti. Neden böyle bir doğrudan bir Fenerbahçe galibiyeti diyorum? Çünkü Dinamo Kiev burada yatacaktır. 1-0 skoru aldığı zaman veya skoru alabilirsek ki alacağını düşünmüyorum. Çok zaman kaybedecektir. Yatacaktır. Yerden kalkmayacaktır. Ki önceki maçlarda gördük. Çirket bir oyun oynuyor. Düşeskiz diyor oyuncularım sakatlandı. Ya, amına... Söndürtmesin şimdi bana. Fenerbahçe yani velhasıl kelam burada galibiyete oynar diye düşünüyorum ben. Ki galip gelmesi lazım. Liderlik yarışı var burada. Ren takımı ile avaracımız bir zaten. iki maçında da beraber kaldık. Genel avaracı önemli burada. O yüzden burada doğrudan bir Fenerbahçe galibiyeti. Liderlik için Jorge, Jorge dedem gerekeni yapar. Fenerbahçe galip gelir. Hatta ben diyorum ki 2.83 bir oranı var burada. Ben bir handikap da atamaz mıyız diye düşünüyorum. İki farklı galibiyet. Skor beklentim 3-1. 3-1 olursa şahane olur. Handikapımız gelir, maç son 2'miz gelir. Genel averagede da iyi bir e, yer almış oluruz. Burada da yüksek handikap ile değerlendirme altına alınabilir. Ren Larnaka mücadelesi. Larnaka bu maçta yatar mı diye düşünüyorum. Bilmiyorum artık yani. Şöyle Güney Kıbrıs takımı Türk takımıyla şey yapacak. Türk takımı elinde şey var. Güney Kıbrıslılar, Türkler birbirlerine, Rumlar birbirini sevmezler. Ben de Kıbrıs'ta yaşadığımdan dolayı, bildiğimden dolayı özellikle Güney Kıbrıs takımları ya yani böyle şeyler dönebilir. Dış etkenler olarak söyleyebilirim. Ren takım burada atabildiği kadar atıp önümüze geçmeye çalışacaktır Fenerbahçe'nin. Umarım atamaz. Umarım Larnaka 2-3 tane saplar. Kendimize geliriz. Ben burada yani duygusal olmaya gerek yok. İlk yerden bir Ren galibiyeti bekliyorum. 1.36'da oranı var. Oran düşmüş arkadaşlar bilginize. 1.42, 1.44 bandında bir oranı vardı. 1.36'ya düşmüş. Ren takımı burada atabileceği kadar atmaya çalışacağı için ilk yarıdan galip gelecektir bence. Hatta şöyle de bir değerlendirme yapmak istiyorum ben. Her iki yarıyı kazanırı. Onun oranı güzeldir bakın. Onun oranına bakmadım fakat gelmesi ihtimal. Hemen buradan bulabilecek miyiz? Bunlar korner geç. Geç 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 geç. Şu diğerden size oranını söyleyeyim de anlarsınız. Ev sahibi iki yarıyı kazanan oran arkadaşlar şu alt tarafta 1.98'de onun oranı var. Yani Ren takımı ilk yerden galip gelir. Bence her iki yarıyı da Ren takımı burada kazanır. Atabildiği kadar atmaya çalışacaktır. çünkü Larnaka'ya. Son mücadelem Braga ile Malmö mücadelesi. Bu maçı da idealden aldım ama Braga'nın yani Avrupa'da yaptığı çok güzel futbol sergiliyor da Avrupa'da aldığı dengesiz sonuçlardan dolayı yüksek orana gitmedim. Şöyle 1.30'luk bir oranı var burada. 1 ve 1.5 e gittim ben burada. 1.28'e düşmüş. Braga'nın iki fark atarak galip gelmesini bekliyorum ben burada. Ama bu oran bana yetersiz diyorsanız bu oranı şöyle kullanabilirsiniz. 1.60 maçınız olur. Yani bir 30'luk maç ararsınız. Braga'nın iki gollü galibiyeti değerlendirebilir. Fakat ben buna gitmek istemiyorum. Biraz daha yüksek oran istiyorum derseniz ben size 10 numarada bir yüksek oran vereyim. 1.97 gibi orandan. Braga'nın atacağı 3 gol de burada. Ev sahibi 2.5 üstü oranı 1.97 oranı var. Değerlendirecekler bu önde bir değerlendirme yapabilir. Değerlendirecekler herkese bol şanslar. Toplamda 8 adet mücadelem vardı. İdealden yüksek orandan her şeyden anlatmaya çalıştım. Değerlendirecek katılacaklar herkese bol şanslar. Seviyorsunuz Görüşmek üzere. Bay bay.